Arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Üçüncü dersimizi yapıyoruz sizinle birlikte. Bugün sizlere Almanca cümle kuruluşu nasıl yapılır, kelimenin öğeleri nerede yer alır, soru cümlesi nasıl kurarız onları göstereceğim arkadaşlar. Evet, öncelikle basit bir cümle kuralım. Ich koche Suppe. Evet. Ich koche Suppe. Ben çorba pişiriyorum. Ben çorba pişiriyorum. Evet. Fiil yapılan iş arkadaşlar. İşe çekim, kişi çekimlerinde fiilin arkasına e geliyordu. Fiilimiz arkadaşlar budur. Kochen ikinci sırada. Verb yani Türkçe'de fiil. Yapılan iş. İş diyorum buraya. İkinci sırada arkadaşlar. Düz cümlede ikinci sırada. Peki iş nerede? İş, kişi daima düz cümlelerde birinci sıradadır arkadaşlar. Ich koche Suppe. Üçüncü sıraya koyduğunuz şey bazen zaman olabilir. Hatta onu değiştirelim. Heute Suppe diyelim arkadaşlar. Cümlemizi uzatalım. Ich koche heute Suppe. Okay. Bu şekilde olduğunda ben bugün çorba pişiriyorum. Zaman iki arkadaşlar. Birincisi ne dedik? Kişi. Kişi birinci sırada düz cümlelerde. İkinci sırada fiil. Yapılan iş. Üç numara zaman arkadaşlar. Bu üçünü doğru şekilde yerleştirdiğinizde cümleye bundan sonraki gelen kelimelerin bir önemi yok. Sizin burada dikkat etmeniz gereken tek nokta 1, 2 ve 3. Kişi, yapılan iş, zaman. Türkçe'de biz bu yapılan iş sona gidiyor maalesef. O şekilde karşılaştırıp öğrenebilirsiniz. Karşılaştırmalı öğrenme olarak. Ben bugün çorba pişiriyorum. Yani pişirmek sonunda. Almanca'da ikinci sırada kullanacaksınız arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Peki, başka basit bir cümle daha kuralım. Du olsun. Du machst heute Kaffee. Ne demektir bu? Sen bugün kahve yapıyorsun. Evet. Du kişi birinci sırada bir kişi sıralamaya göre. İkinci sırada fiil yani yapılan iş. İş ne yapıyorsak. Yine burada du kişilere göre çekilmediğimizde SVK'lı arkadaşlar unutmayın. Ne zaman? Zaman eki de 3. Üçüncü sırada. 3 zaman. Yani bu sıralamayı doğru yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu ilk 3'ten sonra diğer kelimelerin bir fonksiyonu yok. İstediğiniz şekilde sıralamayı yapabilirsiniz. Kişi, fiil, zaman. Okey. Tabii birçok kişi farklı söylüyor. Du heute Kaffee machst ya da du heute machst Kaffee. Arkadaşlar bunu Almanlar tabii ki anlıyorlar. Hani bazı öğrencilerim soruyor. Hocam kelimelerin yerini farklı kullansak acaba anlamazlar mı? Anlarlar arkadaşlar. Ancak bu gerçekten kulağa tırmalıyor. Anlıyorlar ama hoş olmuyor. Yanlış kullanmış oluyorsunuz. Ve Almanlar da bu tarz şeylerden gerçekten rahatsız oluyorlar. Kimisi yardımcı oluyor, cümlenizi düzeltiyor. Kimisi de fazla konuşmak istemiyor arkadaşlar. Bu da farklı bir kültür. Bir cümle daha kuralım arkadaşlar. Ne diyelim? Spielen oynamak. Kochen yemek pişirmek. Machen yapmak. Spielen oynamak. Er spielt. T2 geldi. Çünkü erkek anlamında o. Fiilin sonuna T demiştik. Spielt. Bir saat koyalım. 17 Uhr. Saat 5'te Fußball. Okay. Evet, Türkçesi. Pardon, Fußball. Schaff es. Fußball.
erkek için o saat 5'te futbol oynuyor. Ne yaptık arkadaşlar? Birinci sıraya tekrar kişi geldi. Yani kişi dediğimiz özne, işi yapan özne. İkinci sıramıza yapılan iş, yani fiil, ne yapıyorsak. Zamanımız üçüncü sırada arkadaşlar. Üç zaman. Evet. Er spielt um 15 Uhr Fußball. Cümlemizi bu şekilde kurabiliriz. Kişi, fiil, zaman. Arkadaşlar, şimdi siliyorum. Cümle kuruluşu bu şekilde. Ancak bir alternatifiniz, bir opsiyonumuz daha var. Bu nedir? Şimdi size bunu ben bir matematik formülü gibi yazacağım, daha kolay anlayınız diye. Bir, ne dedik? Kişi. İki, fiil. Üç, zaman. Cümlenin kuruluşu bu şekilde. Ancak ben bunu bir alternatifle değiştirebilirim. Nasıl? Zamanı ben en başa çekebilirim arkadaşlar. Zamanı en başa çekersem eğer nasıl olur? Zaman heute'ydi burada. Heute. Zamanı çektim ama fiilin yeri asla ve asla değişmiyor arkadaşlar. Bu her zaman burada düz cümlelerde. Değiştiremezsiniz. Zamanı başa çektik. Heute ikinci sıraya fiil. Koche. Koche. Heute koche. Kim yapıyor? Pişiriyor. Üçüncü sıraya da kişi geldi arkadaşlar. Heute koche ich. Super. Aa, okey. O zaman demek ki bizim bir alternatifimiz daha var. Nasıl? Şimdi formülümüz buydu. Birinci. İkinci formülümüzde de birinci sıraya zaman. İkinci sıraya fiil geldi. Üçüncü sıraya da kişi geldi arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Çok basit arkadaşlar. Hiç zor değil. Ne yaptık? Zamanı başa çektik. Fiilimiz aynı yerde kaldı. Kişiyi de üçüncü sıraya çektik. Anlatabildim mi? Yani kişi, fiil, zaman yerine 1, 2, 3 dedik. Biz 3, 2, 1 de yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Zaman, fiil, kişi. Bu şekilde cümleyi kurduğunuz takdirde, bu şekilde sıraladığınız takdirde kelimeleri arkadaşlar, Almancayı çok güzel konuşacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Size ne yapmak düşüyor geriye? Bol bol kelime ezberleyip ve tabii ki bu kelimeleri, ezberlediğiniz kelimelerin de çekimlerini doğru yapıp cümleyi kurmak arkadaşlar. Tabii ki üzerine biraz da gramer eklediniz mi? Müthiş. Teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük bu kadar.